Geldiğim yerleri önce insanları izzetli kılan, zelil kılan yegane merci olan Allah'a borçluyum. Sonra benim boğazımdan tek bir lokma haram geçirmemiş ve geçirmemeyi bana öğretmiş olan babama, anama borçluyum. Duasıyla beni destekleyen babaanneme borçluyum. Dedeme, bütün o geçmişlerime. Samimiyetle bugüne kadar benimle omuz omuza vermiş dostlarıma, eşime, aileme borçluyum. Bütün bunları kenara koysaydınız, Tayyip Erdoğan değil, bütün dünya birleşse beni bir yere getiremezdi. Ama bunlar var ise, ben ilim adamı olarak da dünyada tanıyordum daha 30 yaşındayken. Dışişleri Bakanı olmak, Başbakan olmak, bütün bu makamlar önemli ama hiçbir isim milletin kalbindeki yerden önemli değil. Herkesin peşinde koştuğu başbakanlık makamını da bir haftada bırakıp ayrıldım. Kimse bunun lafını etmesin. Eğer öyleyse o zaman başka sorular gelir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir gençken İstanbul Gençlik Kolları Başkanı yapan, sonra belediye başkan adayı yapan, belediye başkanı iken arkasını duran rahmetli Erbakan hocamıza yapılan nedir peki? O zaman şunu da demek lazım. Sayın rahmetli Erbakan hocamız olmasaydı Tayyip Erdoğan olmayacaktı. Şunu da denilebilir. Demirel müsteşar yapmasaydı Özal olmayacaktı. Şu denilebilir. İnönü Menderes'i milletvekili yapmasaydı, Celal Bayar'ı şu olmasaydı, tek parti döneminden geçişte bile o zaman herkes bir önceki döneme borçlu kılınır ve kimse şahsiyet sahibi değilmiş gibi davranır. Ben şahsiyetimi Konya'nın topraklarında kazandım. İlmimi gece gündüz çalışarak bana bu aşkı veren babam sayesinde yaptım. Helal lokmamı anam sayesinde aldım. Borçlu olduğum yer bu topraklardır, bu ülkedir. Sayın Erdoğan'a da borcumu en iyi şartlarda bir iktidar bırakarak verdim. Huzur, güven gelecek, doğruyu söyleyecek, altı ile güçlü.